kimseye bir gerekçe göstermeden, yani siz 30 milyon Galatasaraylı içe mi sayıyorsunuz? Bizim oynayacağımız takımı bizden önce hazırlıyor herkes. İyi akşamlar, spor saatiyle karşınızdayız. Yoğun spor gündeminin elbette önünde ilk madde futbolda, ligde yaşananlar. Hemen gazeteci, spor yorumcusu Fatih Altaylı'ya soruyorum. Galatasaray şampiyon oldu mu? Olmadı. Olmadı. Ayrıntılarını konuşacağız. Neden olmadı? Neden oldu diyenler var. Hepsini konuşacağız. Hafta Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesiyle başlayınca zirvede Galatasaray önemli bir avantaj elde etti. Son iki haftaya 3 puan farkla önde giriyor Galatasaray. 69 puanlı Galatasaray'ın ardında ikinci sırada Fenerbahçe var averajla. Medipol Başakşehir'le 66'şar puandalar. 62 puanlı Beşiktaş şu sıralarda devam eden karşılaşmada ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Kayserispor karşısında Göztepe ev kuru Yeni Malatyaspor da aynı saatte başlamıştı. O karşılaşmadan henüz gol sesi gelmedi. Bu yoğun hafta güzel futbol maçları, büyük futbol maçlarıyla da devam etti içeride ve dışarıda. Bunlardan biri bütün Avrupa'nın futbol kamuoyunun her daim en büyük ilgiyi gösterdiği karşılaşmalardan son yıllarda özellikle El Clasico'daydı. El Clasico, Barcelona-Real Madrid karşılaşmasını orada izleyen yorumcumuza dönüp soralım. Orada da hakem tartışmaları yaşanıyor 2-2'lik maça rağmen. Ama rezil bir hakem vardı. Ya ben hep söylüyorum burada zaten, yani İspanyol hakemler çok kötü diyor. İspanya'da benim bildiğim bir tane iyi hakem var göze çarpan. Bu çocuğun daha önceki maçta da seyretmiştim birkaç kez. Oralarda da çok kötüydü ama dün akşamki rezilliği hakikaten kayda değer noktadaydı. Bir hakem bu kadar fazla yanlış karar iki takım aleyhine de verince veya lehine de yanlış olabilir. Diyorsun ki bu kötü hakem. Hakikaten tam da çok onu kötü hakem. Istiyorum. Mesela Barcelona kullanıyor fikri var. Yok mesela mi? Dünkü maçta böyle çok bariz bir şekilde Real Madrid'i kolluyormuş gibi bir hal vardı. Ama sonra baktık ki böyle bir hal yok aslında. Hakem dangalak. Bildiğin dangalak yani. Kötü hakem. Yani. Kötü hakem. Sahada durduğu yer yanlış, pozisyonlara yaklaşım, giderkenki yaklaşımları yani fiziksel yaklaşımları yanlış. Berbat bir hakemdi ama İspanyol Ligi'nde berbat hakem sayısı çok fazla. Fakat bu hep önemli maçlara veriliyor. Bunun muhtemelen ya babası hakemdi, ya dayısı hakemdi, ya İspanyol MHK'sında böyle bir akrabası, makrabası falan filan orada da var mı? Var. Bizde olduğuna göre orada iyi olmasın diye düşünüyorum ben yani. Çünkü bu kadar kötü bir hakemin bu kadar önemli maçlara verilmesi ve her maçında da ciddi rezillikler olması onu gösteriyor. Yani baştan sona yanlış kararlar verdi. Şimdi bizim mesela Ronaldo'ya kaldırılan bir offside vardı. Alakası yok. Alakası yok. Ben saha kenarında tam Zidane'ın arkasında izliyordum maçı. Olacak bir şey değildi yani. Peki işin hakem tarafı böyle. Futbol tarafına gelince futbol tarafı vahim. Heyecanla takip ettiğimiz ligimizin arasından sıyrılıp El Clasico izlemek nasıl geldi? Futbol size tarafı vahim. Yani şunu söyleyeyim. Bu maçı izlerken yanımda Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren oturuyordu. Ve maç sırasında birbirimize bakarak ya biz neredeyiz, bunlar nerede dedik. Yani oynanan futbol, şimdi şöyle söyleyeyim, maç 90 dakikaya sandık ki 20 dakika sürdü. Şimdi öyle bir tempo, öyle bir heyecan var. Futbolcuların bir yandan kavga dövüş de var, bir yandan gerilim falan da var. Bir yandan da futbolu güzelleştirme çabaları var. Yani böyle fazla artistik falan filan. İkinci yarıda hakem yüzünden maç biraz zıvağından çıktı ilk yarının sonuna doğru ama buna rağmen mesela oyuncular daha kötü niyetli olsalar maç bitmezdi. Yani. O kadar kötü bir hakem vardı. Buna rağmen idare ettiler durumu ki oranın Fenerbahçe Galatasaray maçı gibi bir şey bu yani. Ama tempo, oyuncuların teknik kapasitesi, teknik kalitesi falan çok acayip. Ve biz artık yani buranın çok uzağındayız mesela. Baktım ben şimdi Arda'nın orada oynama şansı yokmuş zaten abi. Yani hani bir yandan sahaya takımlar çıktığında ve şampiyon takımın listesi yayınlandığında orada Arda'nın adının olmasına üzülüyor insan. Bir yandan diyor ki abi Arda burada olamaz zaten. Yani bizim burada seyrettiğimiz Arda'nın Barcelona stadyumuna seyirci olarak alınması bile biraz risklidir yani. Olmaz yani. Yok, Arda yok orada. Arda tarzı bir futbolcu olması mümkün değil orada.
oyunun hızı, oyundaki tempo, oyundaki bakış açıları, oyundaki savunma, hücum geçişleri falan çok acayip. Yani başka bir futbol oynuyor artık dünya. Ama şunu da söylemek lazım. Dünkü maçta kaç seyirci vardı biliyor musun? Kaç? 98.700. Bizi orada misafir eden Barcelona'lı bir yetkiliye sordum. Dedim ki bu maçın hasılatı nedir dedim. Dedi ki net söyleyemem dedi. 98.700 seyirci var ama net söyleyemem dedi. Peki dedim en ucuz bilet kaç lira? Hesapladı dedi ki 70 lira olması lazım bu maçta dedi. Peki dedim en pahalı bilet kaç lira? Bir tahmin et en pahalı bilet kaç lira? 200 euro, 250 euro, 400 euro, 600. Ha? Söyle bakayım kaç para en pahalı bilet? Şu 600'e çıktım. 4650 euro. 4650 euroya loca değil bir kişilik bilet. Bir adet bilet yani bilet şöyle köşesinde fiyatı yazıyor. Belediyeye maliyeye bildirilen fiyat. 4650 euro tek bir bilet. Bunlar böyle, kaç tane var peki? Böyle binlerce var böyle yüzlerce var. Binlerce var değil mi de yüzlerce var. Maçın hasılatı ne kadar? Şimdi ortalama tabii çıkarmak çok zor bu durumda. 42-43 milyon euro. Bir maçın hasılatı. Buna oradaki ürün satışları dahil değil, binlerce satırdan emin olabilirsin. Şusu busu dahil değil, yiyecek içecek harcamaları dahil değil. Sadece gişe hasılatı 42-43 milyon euro. Siz 3/1 oranında gibi diye demiştiniz. Hani 3/1 yabancı. Yani öyle desek 30 bin yabancı. Japonlar, 30 bin tane kadar yabancı var. Japonlar, Çinliler, Afrikalılar, Asyalılar, her taraftan insanlar, Araplar falan. Stadın yarısından çoğu yabancı ama zaten baktığın zaman da tribünlerde taraftar hemen hemen yok. Tribünlerde seyirci var. Böyle bir çılgın tezahürat, bir coşku, bir bilmem ne falan. Yani en önemli maç oynuyor. Şampiyonluğunu kutluyor sahasında ilk defa. Yani deplasmanda şampiyon ilan etmiş geçen hafta. Bu hafta sahasında kutluyor. Bir şampiyonluk kutlaması bile yok. Fakat enteresan olan futbolcular da heyecanlarını büyük ölçekte. Futbolcular da mesela işte sahaya çağrılıyor futbolcular. Gelmedi bazıları falan böyle. Yani o tarafı tabii kötü. Fakat sonra bunu da konuştum. Ben dediler ki sponsorlarından ötürü istemiyorsa gelmek zorunda dediler ve geldiler. Hem kulüp sponsorlarından ötürü hem şahsi sponsorlarından ötürü. Çok ders var alacak. Çok ders var. Başka bir dünya orası yani. Biz de o dünyayla yarışmaya çalışıyoruz. Ya o dünyayla yarışmak için o dünyayla kafa yapısı uyum sağlayacak yönetimler olması lazım. Bu yönetimler ne yazık ki hiçbir kulübümüzde yok ve olmayacak da. Yani bunda da ben futbolu falan suçlamıyorum. Yakalayabileceğimiz ender eden bir tanesi futboldu. Nereden ender yakalayabileceğimiz diyorum. Çünkü daha önce yakaladık, gösterdik bunu. Ama ne yazık ki Türkiye'nin zaviye kaybıyla beraber orada da bir zaviye kaybı var ve artık kulüp yönetimlerine falan baktığın zaman o büyüklükleri, o kafayı yönetecek bir kulüpçülük anlayışı Türkiye'de artık yok yani. Bir dönem oldu artık yok. Seyirciye, taraftara, futbola tekrar döneceğiz ama siz hani kulüplerden o yarıştan bahsedince o yarışın zirvesinde dördüncü kez yer alan bir takımımız var. Voleybol'da Vakıfbank. Vakıfbank. Dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi anlamında. Evet. Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Vakıfbank'ı kutlamamız lazım. Bırakan Gözde'yi, Avrupa'nın zirvesine çıkan takımın başrol oyuncusunu ayrıca kutlamamız lazım. İşte kupayı kaldırıyor. Bu konuda siz gerçi voleybolla ilgili fikirlerinizi hep aynı şekilde, aynı düzlemde koruyorsunuz. Ama bu şampiyonun üstüne ne söylemek istersiniz? Vallahi Vakıfbank'ı daha önce burada defalarca kutladık zaten. Yani Vakıfbank bu işi yıllardır büyük bir ciddiyet içerisinde. Bankanın yönetimleri değişse, bankayı yöneten felsefe değişse, banka değişse, her şey değişse bile Vakıfbank'ın voleybol, bayan kadın voleyboluna bakışı değişmiyor ve birkaç on yıldır bu işi büyük bir başarıyla sürdürerek kutlamak lazım. Bundan sonra gelecek yönetimler de belli ki bu havayı devam ettirecekler. Ellerine sağlık. Güzel şeyden bir tanesi orada iki Türk takımı vardı. Yani Avrupa'nın son dördüne kalan iki tane Türk takımı vardı. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı yarı finalde elendi. Vakıfbank ise bir kez daha dördüncü kez galiba değil mi? Şampiyon oldu. Helal olsun demek lazım. Hem kızlara hem de Vakıfbank yönetimine. Güreş milli takımımızdan tarihi başarı olarak federasyondan açıklanan cümle bu.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 3. oldu. Toplam 3. olmak güreşe tarihi başarı mı olmuş? Demek ki biz Avrupa şampiyonluğunu değil, hani kürsüde olmayı hedefleyerek gitmişiz takım olarak. 13 madalya kazandık. Farklı branşlarda, kadınlarda, erkeklerde. İşte kadınlarda özellikle 2 altın 3 bronzun alınması çok önemli bir başarı olarak anlatılıyor. Kadınlara çok başarı olduğumuzu ben de duydum. Serbest'te de 3 bronz 2 altın var. Yani Taha Akgül'ün, Soner Demirtaş'ın altın madalya kazanmaları pek sürpriz gibi görünmüyor. Çünkü siklet yerinde gerçekten dünya çapında sporcular. Evet, evet. Olimpiyatlarda da öyleler. Ama güreşle ilgili de burada daha önce konuştuk. Hani sanki bu işleri bir tek gündemde biz, gündemini biz alıyormuşuz gibi geliyor bana bazen. Dolayısıyla herkesin gündemindeki konularla devam edelim. Galatasaray 3 puan farklı lider. Şampiyon oldu mu diye sorarak girdim programa. Hayır dediniz. Neden? Olmadı çünkü Galatasaray'ın kırılganlığı sürüyor. Tabii ligdeki çekişme de sürüyor. Şimdi bu baktığın zaman Fenerbahçe'nin 3 puan önünde. Başakşehir'in aynı 3 puan önünde. Şimdi Başakşehir'le negatif averaja sahip. Yani Galatasaray maç kaybeder, Başakşehir kaybetmezse Başakşehir avantaj duruma geçiyor. Yani siz ikili averaj için bunları söylüyorsunuz. Evet, ikili averaj için bunları söylüyorum. Sonuçta ikili averaja bakılmayacak mı? Kalırsa. Puan iki maç var. Evet. O yüzden Galatasaray'ın hala bir kırılganlığı var. Ve işte Akhisar maçından ne kadar korktuğumu sen biliyorsun. Korkularım az kalsın gerçek olurdu. Siz aslında en zorlu maçı Akhisar en zor, diye evet, en zor maçıydı. En zor maçıydı. Gayet de zor geçti. Çok sürpriz bir biçimde 2-0 öne geçti. Ama daha sonra strese girdi. O 2-0'ı koruyamadı. Orada büyük hatalar var. Teknik hatalar var. Şimdi ilk yarı Galatasaray, ikinci yarı Galatasaray arasında büyük bir farklılık var. Skoru koruyabilen bir takım değil Galatasaray. Galatasaray skor koruma derdine düştüğü an itibaren problem yaşıyor. Hocasının bunu görmesi lazım. Hocanın görmesi gereken başka bir şey var. Geçen hafta burada da konuştuk. Gomis penaltı kaçırıyor. Sürekli kaçırıyor. Artık sürekli kaçırmaya başladı. Hoca da diyor ki ben ona attırmaya devam edeceğim ve hep kaçırsa bile. Peki şimdi attırmaya devam edeceksin kardeşim de. Dün Gomis penaltıyı kaçırdı ve maçı 3-1 olacak. Olabilirdi. Bitecek yani fişi çekecek. Dönüşte de peş peşe Galatasaray'ın 94. dakika dahil kalesinde gol tehlikeleri oldu. Bunlardan biri Galatasaray'ın kalesinde golle sonuçlanmasa ve Muslera o inanılmaz kurtarışı yapmasa, ikinci yarıda kahramanlık ötesi bir destan yazdı bu çocuk. Kurtarışı yapmasa o Gomis'e yazık olmayacak mı? Yani Gomis'e penaltı attırmamak mı Gomis'i korumak, attırmak mı Gomis'i korumak, attırmaya devam etmek mi Gomis'i korumak, yoksa biraz ara ver Gomis, başkası alsın sen bir rahatla demek mi? Yani çocuğun üstüne bu denli yük bindikçe dağlara taşlara vurmaya başladı. Yani dünkü penaltı kaçırılacak gibi penaltı değildi. Dedim ki İspanya'da nerede seyrettim maçı? Bir yandan Barcelona Real Madrid maçına giderken bir yandan da iPad'den Türkiye'de bu maçı izledik büyük bir heyecan içerisinde. Birkaç Galatasaray daha vardı beraberimizde. O yüzden orada bence Fatih'in çok yanlış işler yapıyor. Yani Gomis meselesi, Gomis'e penaltı attırma meselesi çok büyük yanlış. Ha, kimi demek attırayım? Ki skor daha rahatken mi? Abi 5-0 iken attır tamam da yani şimdi bu o noktada 2-1 iken falan böyle çocuğun üstüne bu yükü yıkmak. Çünkü Gomis iyi bir çocuk yani iyi bir adam, pozitif bir adam. Ve maç sonunda ağlamış yani. Şimdi onu ağlatmak doğru bir şey değil. Çocuğa bu yükü yüklemek doğru bir şey değil. Ve bu yükten ötürü de çocuğun neler çektiğini görüyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Futbolcular, teknik adamların kendi egolarını veya kendi kişilik meselelerini üzerlerinde ortaya koyacakları oyuncaklar değildir. Yani bu Gomis'e ilik değil çünkü. Bu Fatih Terim'in kendince bir kabadayılı, futbol oyununa karşı bir kabadayılı. Olmaz, hakkın yok. Bunu Gomis'ine yapamaz. Şimdi maç... neden bu kadar zor geçti Galatasaray için? Siz niye bu kadar zorlu görüyordunuz? Akhisar çok güçlü bir kadro vesaire diyeyim. Çünkü Fenerbahçe... Hayır, Galatasaray'a sonra... ters gelen bir takım. Tam Galatasaray'a ters gelen bir takım. Şimdi bak yine hoca hatalarına söylüyor. Selezniyov, bu çocuğun adı Selezniyov evet. Değil mi? Selezniyov 1,5 hafta içerisinde Galatasaray kaç gol attı kardeşim? 3. İstanbul'da da attı, orada da. 3 gol attı. Kupadan eleyen takım Galatasaray'ı. Şimdi yani seni... Sana 3 gol atarak kupadan eleyen ve bu maçta da az kalsın elinde kalacak oyuncu bütün bir maç boyunca kaç pozisyona girdi Selezniyov? Herhalde en az 6 değil mi? Evet. Burada bir teknik hata var mı yok mu sence? Burada bir lagarlık var mı yok mu sence? Var mı?
Ya sizce varsa vardır. Ben buna itiraz etmiyorum. Sen de bu Fatih'den korkanlar kervana katıldın anladığım kadarıyla. Yok hayır, ben sizin yorumlarınızı... Şimdi Fatih Hoca'nın başarıları bir tarafa, tamam, ellerine sağlık ama yanlışları ve hataları bir tarafa. Şimdi bunları da konuşacağız kardeşim. Ne ki Fatih küsecek bize, ne başkası küsecek. Bunlar yanlış. Bence Fatih Terim'in hataları kadar, siz olduğunuz için söyleyeyim, hataları kadar Galatasaray'ın takım yapısındaki savunma oyuncularının karakteri de önemli. Yani oyuncu anlamındaki profilleri. Savunmanın göbeğinde Dinayer ve Serdar Aziz oynuyor Galatasaray'da. Evet. Yani sezon başından beri Maicon'da oynadığında aynı şekilde. Galatasaray'ın savunmanın göbeği, en önemli yeri, en sıkıntılı yeri değil evet, mi? Evet, aynen. Yani dolayısıyla biraz bununla da alakalı görüyorum ama tabii önünde de 3 tane Fernando, Selçuk ve Donk gibi, hele dün çok iyi oynayan Donk gibi 3 tane de kesici oyuncu varken sözlerinizde yerden göğe haklı görünüyorsunuz. Aynen öyle ve şimdi baktığında yani en azından seyircilerine o bir özel önlem alırsın. Yani bu adam sana 3 gol attı abi 10 gün içerisinde. Mesela Galatasaray keşke Sergio Ramos olsa. Bu sene son senesi galiba orada değil mi? Ayrılıyor galiba. Evet. Keşke olsa mesela. Muazzam bir oyuncu yani. Şimdi çok iştah açıcı bir ülke var futbolda. Her ne kadar ligi böyle yüksek olmasa da. Kimmiş onları? Paralar fena. Çin. Ha. Çin ligine Iniesta bir şey söyleyeyim. Benim 80 milyon eurodan bahsediliyor. Aha, evet. Hani abi şunu söyleyeyim. Çin ligi benim iştahım falan filan açmıyor. Yani. Bir soytarlık haline devam ediyor. Futbolcuların iştahı. Futbolcu işleri açıyor ne yazık ki. O futbolcu oraya gidiyorlar. İşte emekli ikramiyesi gibi büyük bir para kazanıyorlar birkaç sene içerisinde. Oynuyorlar, oynamıyorlar, gelirler. Ama işte Drogba mesela bize Çin'den bir piyango, Çin lotaryasından bize çıkmıştı mesela. Yine olabilir böyle bir şeyler. Ne olacak? Gidip gelsin. Ha, o da olur yani. Hiç gitmesin. Direkt gelsin. Direkt gelsin daha iyi olur da. Bu maçın tansiyonunun yükselmesinde, maç öncesinde hiç açıklama yapmasa da Galatasaray cephesi, Akhisar cephesine yönelik sözler vardı. Okan Buruk'un eski bir Galatasaraylı, hatta hep kendini Galatasaraylı olarak anlatmasından yola çıkarak, yani Galatasaray'a güçlü bir direnç göstermeyecek diye, yatacak diye açık söyleyeyim. Şimdi bunu söylersen haksızlık etmiş olursun. İşte yatacak olsa da kupada yatardı. Kupada bile neler çektirdi. Şey de dedikleri duyduk yani işte kupayı Galatasaray onlara verdi ligi almak için. Böyle bir şey de olmadığını gördük. O zaman mesela bana birisi de şeyi anlatsın. Fenerbahçe yenik durumdayken Fenerbahçeli Sovun, taraftarın bağrına bastığı Sovun kendi kalesine gol atmasını anlatsın o zaman birisi bana. Eğer böyle düşünüyor. Ben demiyorum ki Sov kendi kalesine bilerek gol attı Fenerbahçe puan kazansın diye. Bunu asla demiyorum da. Eğer meseleye öyle bakacaksak böyle bakarsın abi. Eğer meseleyi, konuları, futbol oyununa şerefsizlikler üzerinden bakacaksak ve Okan'a böyle bir şerefsizlik suçlaması yapacaksak ben de diyeyim ki o zaman Galatasaray'a çıksınlar desinler ki Sov'da yarın bir gün Fenerbahçe geri gelmek için o golü attı. Olur mu öyle bir şey yani? Olur mu öyle bir şey? Spora yakışmayacak bir şey. Ayıptır. Yani hiç sporla uzaktan alakası olmayacak bir şey. Ama işte bu konuşmalar bununla birleşen şekilde yorumlanan... O zaman mesela Gençler Birliği Fenerbahçe maçlarına baksınlar. Ve işte Fenerbahçe o futbolcuların bir sürü yönettiği takım var. O Fenerbahçe oynamış futbolcu var veya Beşiktaş. Olur mu böyle bir şey ya? Bu adamlar emeklerini ortaya koyuyorlar. Kulüplerine puan kazanmış. Okan'ın da derdi... İyi bir hocalık yapıp belki Galatasaray teknik direktörü olmaktır. Onu mu yaparsın, bunu mu yaparsın bir teknik direktör olarak? Ayrıca küme düşme hattında. Yani orada da kurtulmaya çalışan. Üstünde kurtulmaya çalışan bir takım. Ama sonuçta böyle bir ortam yaratılınca maç sonu Fatih Terim'in açıklamaları hem TFF'nin kupa maçının tarihini gerekçesiz açıklaması hem de bu söylemlere yönelik oldu. Dinleyelim Fatih Terim'i. Oyunun kalitesi, efendim ikinci yarı Galatasaray'ın hiçbir istatistikte olmaması filan gibi birçok şeyi konuşabilirsiniz. Hiçbir şeyin 3 puan kadar önemi yok. Ben de biliyormuş bir penaltı daha olursa yine onu attıracağım. Ben. Olmadı. Çok istediği için bazen olmayabilir. Bizim ona ihtiyacımız var. Bir daha olursa bir daha attırırız. Kupa finalinden 5 gün önce kupayı Perşembe'ye aldım diyorsunuz. Ya diyorsunuz ki Akhisar'cığım sen çok üzme kendini. Perşembe günü ben sana 4 gün veriyorum. Kimseye bir gerekçe göstermeden yani siz 30 milyon Galatasaraylı içe mi sayıyorsun? Bizim oynayacağımız takımı bizden önce hazırlıyor herkes. Yazılı ve görsel basınımız başta olmak üzere. Şimdi o bir takımı hazırlarlar. Konuşmuyoruz, seslenmiyoruz dediğiniz gibi.
bu görmüyoruz manasına gelmesin muhakkak ki. Konsantre vaziyette kalmak istiyoruz. Enteresan işler oluyor. O her şeyi görüyor ve Allah'ın adaleti de şaşmıyor. Herkesin adaleti şaşıyor, onun adaleti şaşmıyor. Katılıyor musunuz Fatih Terim'in sözlerine? Vallahi Fatih Terim'in sözlerine katılıp katılmamak önemli değil. Yani katılabilirsin, katılmayabilirsin. Katılırsan başka anlam çıkar, katılmazsan başka anlam. O yüzden bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Benim söyleyeceğim şu. Şimdi bugün Türkiye'deki esas temel mesele, bu ülkedeki temel mesele bizim artık toplum olarak hiçbir şeye güvenmiyor olmamız. Her şeyin altında bir Çapanoğlu olma ihtimalinden bahsediyoruz. Sürekli olarak öküzün altında buzağı bulma ihtimalinden bahsediyoruz. Ve bazen de öküzün altında buzağı gerçekten oluyor. Bu da vahim bir durum. Yani bin tane dedikodu. İşte onu şampiyonluklar ligi şöyle yapacak. Futbola güvenmiyoruz. Hakemlere güvenmiyoruz. Seçimlere güvenmiyoruz. YSK'ya güvenmiyoruz. Ona güvenmiyoruz. Buna güvenmiyoruz. Dolara güvenmiyoruz. TL'ye güvenmiyoruz. Hükümete güvenmiyoruz. Her şeye, hiçbir şeye artık biz ya bu iyi, bu doğrudur, böyledir bu diyebileceğimiz bir nokta kalmadı memlekette. Asıl vahamet orada. Fatih bunu söylüyor hoca. Olabilir. Tersi de geçerli olabilir. Düzü de geçerli olabilir. Başkası açısından, Beşiktaş açısından başka bir gerçeklik geçerli olabilir. Fenerbahçe açısından başka bir gerçeklik geçerli. Ve kimse ya bu futbol sadece futboldur diyemiyor Türkiye'de. Herkes bunun altında işte ya işte seçimler var bilmem kimi şampiyon çekler. İşte Beşiktaş'ı bu yüzden bilmem ne yaptılar. Galatasaray'ı şöyle ediyorlar. Fenerbahçe'yi böyle ediyorlar falan gibi sürekli bir komplo teorileri üzerinden yürüyen bir hayatımız var. Ve bu ne yazık ki hayatın pek çok alanında yansımış vaziyette. Asıl bizim bu ülkede kurumlara, organizasyonlara yeniden güvenmeyi öğrenmemiz lazım. Bunun da bize güvenilir olduğunu birilerinin öğretmesi lazım. Onun için de yani adalet lazım. Onun için kurumlar da biraz bunu sağlamadı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak kurumlarla ilgili çok önemli bir laf vardı. Kurumların kendini koruma becerisi yoktur. Kurumları toplum korur. Toplum o kurumlara sahip çıkmalıdır. O kurumların yıpratılmasına, siyaset eliyle, ticaret eliyle, başka bir elle kurumların yıpratılmasına izin vermemelidir. Siz kurumlara sahip çıkmazsanız kurumlar sizi koruyamaz. Siz kurumları koruyacaksınız ki kurumlar da sizin ülkenizdeki, oyunlarınızdaki, organizasyonunuzdaki düzeni korusunlar. Onun için temelde bizim de kurumları korumamız lazım. Veya kurumları yıpratanlara karşı tepki ve tavır almamız lazım ama ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Kurumları korumakla kurumlardaki mevcut yöneticileri korumak arasındaki ayrımın altını lütfen çizer misiniz? Çok farklı. Şimdi Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki tazminat davası da sonuçlandı bugün. Karar evet. Açıklandı. Fatih Terim lehine. Yani ne kadar tatmin olup olmadığını ya da mutlu olup olmadığını elbette bilemeyeceğiz. Çünkü her ne kadar reddetse de Fatih Terim avukatları 12 milyon 900 yani yaklaşık 13 milyon liralık icra talebi şimdi hukuki gerekçeler öne konarak 9 milyon lira yaklaşık %30 azaldı. Evet. Ve Fatih Terim işte 9 milyon 324 bin lira tazminat alacak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Evet. Kararla ilgili yorumunuzu alayım önce. Şimdi burada daha önce söylediğimi söyleyeceğim ben bir kez daha. Yani hemen hemen bir yıldır söylediğim cümleyi tekrar edeceğim. Bir, Fatih Terim'in bu parayı almak hukuksal, hukuki hakkıdır. Hukuk açısından baktığın zaman Fatih Terim burada son derece haklı bir pozisyondadır. Çünkü federasyon böyle bir sözleşme yaptıysa, sözleşmeyi feshederken de kurallara uygun bir şekilde etmediyse, bir mutabakat yoluyla veyahut da gerekçeleri, mücbir sebepleri doğru bir şekilde konumlanarak etmediyse, bu para Fatih Terim'in sonuna kadar hakkıdır, hukuksal olarak. Buraya koyuyoruz. Fakat her şey hukuktan ibaret değildir. Ya da şöyle demek istedim. Her şey hukuktan ibaret değildir. Lafı çok doğru değil. Bir şeyin hukuki olması, bir şeyin ahlaki veya etik açıdan doğru olduğu anlamına gelmez. Bazı şeyler var ki bunlar hukuki olabilir. Bir gün biz bunu bir iş adamı tercih. Bir iş adamı ile ilgili bir takım suçlamalar vardı. Ve o iş adamı beni ikna etmek için üstüne bir profesyonelle beraber ziyaretime geldi. Dedi ki bakın işte siz bizi suçluyorsunuz ama bundan epey yıllar önce, 15 yıl falan önce. Siz bizi suçluyorsunuz ama işte bu bakın işte kanun bu işte ne bileyim işte bizim vergi dersini aldığımız rapor bu.
uzmanların görüşü bu, içtihat bu falan filan anlattı bana. Baktım baktım dedim ki ya ben dedim bu kadar derin hukuk bilmem, erkek hukukunu da anlamam. Ama siz bu kadar ısrar ettiğinize göre ve bu elinizde müktezalar falan olduğuna göre bu şu demektir dedim. Bu yapılan, yaptığınız iş hukuki. Ama sizin dedim, eleştirdiğiniz. Hı-hı. Ama dedim bana sorarsanız bu hiç ahlaki değil. Şimdi Fatih'in meselesi öyle, etik değil. Yani senin yapmış olduğun zaten çok başarılı olmuşsun. Zaten söz verdiğin ya da beklentini karşılayamışsın. Bu bir tarafı karşılayabilirsin. Artı bir futbol adamına yakışmayacak bir takım hareketler yapmışsın. Ve bunların sonucunda da senin sözleşmen bir yerlerden gelen emir doğrultusunda olabilir. Federasyonun özgür iradesi sonucunda olabilir. Feshedilmiş. Ve sen bu göreve gelmezden evvel zaten demişsin ki ben hayatımda kimseden tazminat falan istemedim. Benim tazminat mı? Hadi göster. Sen de var onu hatırlayalım. Çünkü bugün internette çok dolaşan bir hatırlatıcı video bu. Sonuçta Fatih Terim'in kendi ağzından yapılan açıklamalar. Sözleşmesini milli takıma, daha doğrusu Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine geldiği günlerde yaptığı bir açıklama. Ben mukavelemde ne var bilmiyorum. Nasıl? Söylüyorum şimdi nasılını. Ben Adana'da 5 Ocak'ta imza attım. Ben yukarıda imza attım, maça gittim. Sonradan doldurdular. Kim ne yazmışsa benim haberim yok. Sorabilirsiniz Yıldırım Demirören'e, Cengiz Zülfikaroğlu'na. Benim avukatım artı Cengiz Bey. Sonradan oturdular ve doldurdular. Ben hayatımda da hiç tazminat almadım. Hiç tazminat da koymadım. Ama varsa sorun da değil. Mesele o değil ki. Evet. Ben de bunu hatırladım. Açık sözleri aslında yani. Ben tazminat almam diyor. Şimdi ben hiçbir zaman tazminat almadım. Böyle bir talebim de olmaz. Koydularsa da veri gelmez. Ben tazminat almam diyor. Ha kızmış ve istemiş olabilir. Diyorum hukuki olarak maddi sözleşmesinde varsa hakkıdır. Ama onu istemeyebilirdi. O yüzden de ben yine ilk gün söylediğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Eğer böyle bir şey yapıyorsa Fatih Terim, o zaman Türkiye'de spor tesisine verilen ismi silinsin dedim ben hatırlarsan. Ta en başında bu iş. Yani Fatih Terim stadı olamaz kardeşim o zaman. Yani sen gidip bir kebapçıda kavga edeceksin falan filan. Arkasından hadi sinirle yaptın. Arkasından bütün bunlar olacak. Bir de tazminat mazminat. Bunlar halkın vicdanı rahatsız eden işlerdir. Halkın vicdanı bu kadar rahatsız ediyorsan o zaman stadyuma adım verilmez kardeşim. Ha. Bir istisna söyleyebilirim. Fatih Terim bu 9 milyon lirayı alır. Der ki ben bu parayı çalışarak aldığı çalıştığı zamanki parası helal hoş olsun. Çalışarak kazanmadım. Ben şu anda da zaten bir kulübün başındayım ve paramı da alıyorum almıyorum. O onun yapacağı şey. Ben bu parayı atıyorum Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorum en popülistinden. Ben bu parayı atıyorum kız çocuklarının okuması için bilmem ne vakfına bağışlıyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlıyorum gibi bir şey söylerse o zaman ben bu sözlerimi yutarım. Helal olsun Fatih Terim. Federasyon yönetiminin hıyarlıklarına karşı bunu yaptın ama bu parayı cebine koymadın, gittin vakfa bağışladın. O zaman da ben şapka çıkardım. Tekrar futbola döneceğiz. Kısa bir aramız var. Konuşacak çok konumuzla birlikte.